Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki mantar yetiştiriciliği kursuyla ilgili bilgiler verdi. Fatih Hocamız Ziraat Fakültesi'nden Fatih Demiral Hocamızla birlikte hem Ziraat Fakültesi hem Halk Eğitim hem Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde dedi ki biz bunu yetiştiriciliğini profesyonel anlamda yapalım ve gerçekten bunu yapmak isteyen, üretmek isteyen insanları da kursa alalım, kursa tabi tutalım, onlara öğretelim. Bolu Belediyesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde kültür mantarı üreticiliğini teşvik etmek amacıyla Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde ev hanımlarına katkı sağlamanın yanı sıra satış pazarlama sıkıntısı olmayan pazar potansiyeli yüksek mantar yetiştiriciliği kursu açıldı. Kursiyerlere mantar yetiştiriciliğinde kompostun önemi, en önemli unsurun atık madde olduğu ve bunların fermente edilerek mantar yetiştirilecek kompostun üretildiği anlatıldı. Mantar yetiştiriciliğinde sıcaklık, nem ve havalandırmanın en önemli ekolojik unsurlar arasında yer aldığı ifade edilerek bu çerçevede mantar yetiştirilecek yerlerin uygun şekilde iklimlendirilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Sen mi buldun? Nereden? Önce. Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki aşevinde mantar yetiştiriciliği kursu alan vatandaşlar, belediye tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasının zemin katında oluşturulan 150 metrelik alanda uygulamalı eğitime başladı. Kursiyerlere mantar yetiştiriciliği ile ilgili oda, bölüm, nemlendirme, havalandırma, kompost yapımı, mantarın toplanması ve hasadı gibi konular uygulamalı olarak anlatılıyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi binasının zemin katında oluşturulan 150 metrelik alanda mantar yetiştiriciliği kursiyerlerini ziyaret ederek talebin fazla olduğunu dile getirdi. Özdemir, mantar yetiştiriciliği kursu bitiminde belge alanların kendi işletmelerini de açabileceklerinin altını çizdi. Evet, bizim Bolu Belediyesi olarak yeni yönetimin ilk projelerinden bir tanesi biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda ilk hasadını almıştık. Mantar yetiştiriciliğiydi. Bunu şirketimizle birlikte, Bolu Belediyesi şirketiyle birlikte yapıyorduk. Ziraat Fakültesi'yle birlikte işbirliği içerisinde yapmıştık. Tanıtımını yapmıştık fakat tanıtımını yaptıktan sonra özellikle çok büyük bir talep geldi. Biz de mantar yetiştirmek istiyoruz özellikle Bolu halkından. Nasıl yaparızla ilgili talep geldi. Biz de Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüzle birlikte hareket ederek dedik ki biz bunu kursunu açalım. Fatih Hocamız Ziraat Fakültesi'nden Fatih Demiral Hocamızla birlikte hem Ziraat Fakültesi hem Halk Eğitim hem Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde dedi ki biz bunu yetiştiriciliğini profesyonel anlamda yapalım ve gerçekten bunu yapmak isteyen, üretmek isteyen insanları da kursa alalım, kursa tabi tutalım, onlara öğretelim. Hem belgelerini verip hem de bir iş kapısı, ekmek kapısı, bir üretici olarak kendileri de sektöre girsin istedik. Özdemir, mantar yetiştiriciliği kursuna ilk olarak 25 kursiyerin talepte bulunduğunu vurguladı. Bu konuyla ilgili gerçekten üretici olmak isteyenleri belirledik. 25 kişi değil mi? 25 kişiyi biz hem pratik olarak hem de teorik olarak geldik burada gösterdik. Eğitimini verdik değil mi hocam? Şu anda kendileri bir mantar yetiştiricisi olabilirler. Kendi yerlerini bulup, kendi imkanlarını sağladıkları andan itibaren bu sektöre giriş yapabilirler. Mantar yetiştiriciliği kursu öğretmeni Fatih Demiral, derslerin teorik ve uygulamalı olduğunu söyledi. Şimdi öncelikle Bolu kültür mantarı üretimi için iklim olarak ve ekolojik, jeopolitik konumu olarak gerçekten çok uygun bir yer. Ben Koca Üniversitesi Mantarcılık Bölümü mezunuyum aynı zamanda. Şimdi iki tane büyük metropolün tam ortasındayız. Hani biz bu konumumuzu da kullanarak, iklimden de faydalanarak ve artı hani Bolu'muzda biliyorsunuz tavukçuluk yapılıyordu, halen daha yapılmaya devam ediyor. Ama eskiyen atıl durumda duran çok fazla bizim tavuk kümeslerimiz var, patates ambarlarımız var, hani yılın büyük kısmı boş duruyor. Biz buraları değerlendirelim, üretime katalım, katma amacıyla hani böyle bir proje başlattık, gayet de güzel gidiyoruz. İnşallah da hani başarılı olacağımızı, birçok insanımıza burada aş ekmek imkanı sağlayacağımızı düşünüyorum. Mantarım kurslarımız 88 saat, 88 dersten oluşmakta. Bunların yarısı teori, yarısı görmüş olduğunuz eğitim alanımızda uygulamalı olarak yapılıyor. Demiral, kursiyerlerin ürünlerine
Bolu Kooperatif olarak alım garantisi verdiklerine de işaret etti. Bildiğiniz gibi kooperatifimiz kuruldu. Biz kooperatif bünyesinde burada üreticilerimize ham madde desteği sağlayacağız. Artı üretmiş olduğu ürünlere de alım garantisi veriyoruz. Kesinlikle burada hiçbir kursiyerimiz ürün satma ile alakalı en ufak bir endişesi olmayacak. Kursiyer Sema Yurt, mantar yetiştiriciliğinin kendilerine gelir kapısı olacağını ifade etti. Biz mantar yetiştiriciliği kursunu almış kursiyerler olarak mantar yetiştiriciliğinin gerçekten bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyoruz. Ev hanımları için, iş imkanı bulamayan insanlar için çok güzel imkanlar bunlar. Ben de kamu yönetimi mezunuyum ama bu işte çok yol kat edeceğimi düşünüyorum, ilerleyeceğimi düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Zeliha Çetin, mantar yetiştiriciliği kursu alarak kendini geliştirdiğini kaydetti. İşletme mezunuyum. Ekstra tarım okuyorum. 3 çocuk annesiyim. Ev hanımıyım daha doğrusu. Fatih Bey'in sayesinde 9 kompost aldım. Ve onun sayesinde bir uygulama yapmış oldum. Ama kursa girerek, daha çok geliştirdim bunu Fatih Bey'in sayesinde. Daha iyi oldu. Uygulaması oldu, şeyi oldu. Daha iyi görmüş olduk. Yaptığımız uygulamanın bize daha çok kazancı oldu. Tayfun Çamlı ise Bolu Belediyesi'nin mantar yetiştiriciliği kursunu duyup araştırdığını belirtti. Normalde kendim ben İstanbul'a aşığım. Pandemiden dolayı işimi de bir ara vermek zorunda kaldık. Ondan sonra ben normalde kendim çiçek yetiştirmeyi falan seviyorum. Hani bir şey büyütmeyi seviyorum. Ondan sonra ne yapabilirim gibilerinden düşünmeye başladım. Dedim hani kültürün mantarına düşünmeye başladım. Ondan sonra işte Fatih Bey'le tanıştık. Ondan sonra işte Bolu Belediyesi'nin böyle projesi olduğunu, işte insanlara hani iş imkanı sağlayacağını öğrendim. Ondan sonra ben de katılmak istedim. Ya gerçekten ben umutluyum yani. Hani gerçekten bu sektörde olduğum için ya inşallah ilerletebiliriz. Yani inşallah olur yani.